Şimdi yine ikinci şifreyi vereceğim ama sanırım az önce hattan düşen İzmir'deki izleyicimiz yok. Başka bir izleyicimiz. Alo. Alo, hoş geldiniz efendim. Alo. Evet, sanırım telefonlarda bir sorun var. Sevgili seyirciler, ikinci şifremiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isimlerinden bir tanesi Müşteba. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demek hocam Müşteba? Bizim Müşteba kardeşim de buralarda. Müşteba söyleseydi. Müşteba İctebahu ve hedahu ila sıratı müstakim. Kur'an'da geçiyor. Allah peygamberleri seçer diyor insanlar arasından. Müşteba da seçilmiş demek. Seçim, ne güzel bir isim. Tabii. Bu arada hocam hem şifre veriyoruz hem hediye veriyoruz hem de bu arada Peygamber Efendimizin isimlerini zikretiyoruz. Evet. Hem de isim olarak öneri de oluyor tabii aslında hocam. Tabii isim öneri de oluyor. Güzel bir isimdir Müşteba. Evet, evet güzel bir isim. Ben de oğlumun ismini Müşteba koydum. O da cuma sabahı ezan okunurken dünyaya gelmişti cuma sabahı namazı. Müşteba da gerçekten çok iyi bir kardeşimiz. Gerçekten seçilmiş bir kardeşimiz. İnşallah. Ben de onu çok seviyorum. Benim manevi kardeşim Müşteba. İsmi gibi gerçekten. Şimdi üçüncü son şifremiz kaldı. Biraz sonra sevgili seyirciler bu güzel hediyeler için üçüncü şifreyi de vereceğim. Telefon hatta şimdi bağlandı. Alo. Alo, hoş geldiniz efendim. Alo, hayırlı yayınlar. Samsun'dan, memleketimden. Ondan mı geç bağlandınız? Evet, biraz hoş geç geldiniz. Oldu. Buyurun. Hayırlı yayınlar. Sağ olun. Benim hocama sorum olacaktı. Dinliyoruz. Ramazan'da bağlanmıştım, bağlanamadım. Buyurun kardeşim. Namazlarımı kılıyorum. Namazlardan sonra dua etmek sanki böyle karşılık bekliyormuşum. O yüzden namaz kılıyormuşum gibi geliyor. Dua etmiyorum. Günah mı değil mi onu öğrenecektim. Allah-u Teala dua edin diyor. Sen dua etmek. Yani şimdi namazımı kılıyorum. Sanki karşılık beklenmiş gibi kılıyormuşum gibi hissediyorum. Dua etmiyorum. Tamam. İlk sabah namazlarında dua ediyorum. Tamam, anladım. İki şey söyleyeyim. Birincisi adam gece gündüz hiç duayla namazla alakası yokmuş da bir Kadir gecesi dua edermiş. Ya Rabbi ben seni her gece rahatsız edenlerden değilim dermiş. Haşa. Şimdi seninki biraz ona benziyor. Ya Allah-u Teala memnun oluyor dua etmekten. Üd'uni estecib lekum diyor. Dua edin duanızı kabul edeyim diyor. Namaz kılmak da zaten bir anlamda Fatiha'yı okurken de dua ediyoruz biz. Ya Rabbi yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz. Beni dost doğru yola ilet. Nimet verdiklerinin yoluna, sapıtmışların, efendim buğz ettiklerinin yoluna değil diye dua ediyoruz. Bir adam namaz kıldı Peygamberimizin gözü önünde, mescitte. Ve gelip Resulullah Efendimizin meclisine selam verdi. Selamun aleyküm dedi. Allah Resulü dedi git iste. Namazdan sonra hemen böyle elini yüzüne sürdü, geldi Peygamberimizin yanına. Adam gitti, şöyle gene bir dua etti, geldi. Dedi ki git iste. Daha çok iste. Bu sefer biraz daha fazla dua et. Üç defa onu gönderdi, çok çok iste dedi. Yani namazdan sonra da dua etmek Peygamberimizin de sünnetidir. Namazın da sünnetidir. En çok nasıl dua ederdi Peygamberimiz? Namazdan sonra şu dualarını hep yapardı. Allahümme enteselam ve minkeselam tebarekte ya zelcelali vel ikram. Bunu söylerdi. Allahümme e'inni ala eda'i zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Ya Rabbi ibadetlerimi sana doğruca güzelce yapmayı konusunda, sana hakkıyla şükretmem konusunda, hakkıyla vazifelerimi yerine getirmem konusunda bana yardım et Allah'ım diye. Allahümme la mani'a lime atet ve la mute lime menat ve la yenfe'u zelceddi minkel cedd. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Bu duaları Peygamberimiz hep namazdan sonra yapardı. Demek ki namazdan sonra dua etmek Allah'ın sevdiği bir şeydir. Peygamberimizin tavsiye ettiği bir şeydir. Sadece sabah namazında değil. Okudum bir yerde, o yüzden aklıma takıldı hocam. Bir yerde mi okudun? Yani kitapta okudum da. Ne dedi? Allah'tan pazarlık gibi mi? Sesimiz gitti ama hocam. Pazarlık gibi mi oluyor dedi. Yok, ben şey okudum, hani dua edilmesi gerekiyor sürekli. Tabi edilmesi gerekiyor. Ben etmiyorum ya, şimdi günaha mı giriyorum diye. Yani bunu adet haline getirirsen namazdan sonra dua edilmez gibi hurafe olur. Günaha girersin. Namazdan sonra duamızı yapacağız. Evet, başka ama sorunuz var mıydı? Ama vaktimiz yok. Çocuğumuz ağlıyor. Namazı kıldık. Selam verdik hemen.
işimize de dönebiliriz vaktimiz yoksa. Ama hocam şöyle bir şey, her namazdan zaten sonra hepimiz Allahümme ente selam ve minke selam tebarek ve yazel celali diyoruz hocam. Diyoruz. Anlamı nedir hocam? Anlamını da sizden alalım. Ya Rabbi sen selamsın. Selam, esenlik, rahmet sendendir. Senin her türlü gücün yeter. Bereket senden, tebarek de ya zel celali. Bana ikram eyle Allah'ım. Aslında i̇kram hepimiz dua ediyoruz aslında. Dua etmiş hocam. Oluyoruz. Evet, tabii. Etmiş oluyoruz. Başka sorunuz var dua mıydı? Dua ediyoruz, dualarımız var. İnşallah. Bir sorun da olacak. Hemen tamam, biraz hızlanabilir miyiz efendim? Çok bunalıyorum bazen. Rabbim canımı al diyorum. Olmaz. Günaha çok mu giriyorum? Tabii günaha giriyorsun. Dua etmiyorsun ama ölüme evet, gelince ediyorsun. Ağlıyorum. Çok iyiydi hocam bu. Böyle bazen bunalıyorum, ağlıyorum hocam. Rabbim canımı al, yaşamak istemiyorum. Bunalma. Dua edeceğin bir sahibin var, Rabbin var. Bunalma. Allah her şeyi biliyor, görüyor. Yardımcı. Ya kapıları açan Rabbim, bana hayır kapılarını aç de. Canımı al diye dua etmek günahtır. Yani yaşamam hayırlısı yaşat, ölmem hayırlısı öldür beni. O ancak ölüm anında insanlar için söyleyebilir bunu. Evet. Başka sorumuz yoksa size hayırlı günler diliyoruz. Samsun'a, memleketime selamlar olsun efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.